Herkese bir ne yaşadık şimdi bizden daha merhaba. Bu hafta mücbir sebeplerle yayınımızı çok ilginç koşullarda evden eve bağlanarak yapmaya çalışacağız. Ümit, ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat evde? Merhaba Ayşen, merhaba sevgili izleyiciler. Evet, şu anda evde çalışma odamdan bildiriyorum. Her an içeriye bir çocuk dalabilir. Eğer annesinin elinden kurtulursa onu engellemeye çalışıyoruz. O yüzden biraz stresli bir yayın benim için. 10 gündür evde izole bir şekilde yaşıyorum. Normalde bir ofiste çalışıyordum. Yani normal işlerimi ofisten yürütüyordum. Ama bu ofisimiz 10 gündür falan kapalı ve home office, evden çalışma sistemine geçmiş durumda. Alışmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim gibi evden çalışan bir sürü insan hak verecektir. İlk gün böyle bir heyecan vardı, işte pijamaları geçiririm, gün bitmek bilmez, her şeyi hallederim, rahat rahat çalışırım, daha iyi konsantre olurum, bölünmem vesaire. Biz şunu unuttuk, biz evde çocuklarla çalışma tecrübesine sahip değildik. Normalde evden çalışan bir ofisimiz var bizim de. Ama evden çalıştığım sürelerde çocuklar okulda oluyordu. Evin kendi içinde inanılmaz bir döngüsü var. Yani ev bir şekilde yaşıyor, bitmiyor. İşte çamaşırlar yıkanıyor, bulaşıklar yıkanıyor. Günde 3 kere yemek yemek gerekiyor. Her ne kadar çocuklarla bir işbirliği yapsak bile ben de bu konuda biraz açıkçası zorlandım. Ama pratik içerisinde 4-5 güne vardığımızda biraz daha ritmi oturtmayı başardık. Sadece ara ara böyle evde çok büyük coşkular oluyor. Buna itiraz ettiğimde işte yeter topla şut çekmeyelim, biraz mutfağı rahat mı bıraksak gibi sistemlerde bulunduğumda çocuklarda hep şu yanıtı alıyorum. Biz günde kaç kalori yakıyorduk, ne kadar enerji harcıyorduk sen biliyor musun? Şu an bu kadarcık eve sığmaya çalışıyoruz. Tam da söylediğin gibi yani ilk gün özellikle kararın alındığı ilk gün, her ne kadar bir pandemi hastalık yüzünden alınmış olsa da kararın alındığı ilk gün böyle bir insanda bir heyecan vardı. Aa, evden çalışacağım, ne güzel, işte yollara dökülmeyeceğim sabahleyin. Her ne kadar ben yürüyerek gidiyor olsam da yine de bir o süreci yaşamayacağım. Evden pijamalarımla çayımı içerek çalışacağım gibi. Ama sonra bu 10 gün sonunda yavaş yavaş basmaya başladı. Özellikle Türkiye'deki vakaların sayısının artmasıyla birlikte bir moral bozukluğu da geldi. Bu moral bozukluğuyla birlikte ev üzerine, insanın üstüne gelen bir şey var ama buna mecburuz. Evde kendimizi iyi vakit geçirecek, sağlıklı ve kaliteli vakit geçirecek uğraşları bulmak zorundayız. Çünkü bu iş artık çok ciddi. Hiç öyle şakası kalmadı. Büyüyor giderek, oranlar katlanıyor. Ama sakin olacağız, sakin kalacağız ve evde kendimizle, ailemizle, sevdiklerimizle iyi vakit geçirmenin yollarını bulacağız. İlgiliyseniz, işte tiyatro severseniz, müzik severseniz vesairesi, işte konser bileti, tiyatro bileti peşinde koşup bunları takip etmek. Şu an evde olduğumuz için bir sürü mecrada, online mecrada arşivlerini insanlara açtığı için bence acayip bir kültürlenme akımı da başladı. Ben kendim mesela operayı evde kendi kendime açıp izleyen biri değildim. Met Opera'da her akşam bakıyorum bu akşam neyin operası var diye ve açıyorum bir yandan arkana opera dinliyorum. Berlin Filarmoni Orkestrası tarihinde bir ilkti galiba. Bomboş salona çaldılar. İnanılmaz bir şeydi. Bu bir yandan tabii dünya genelindeki dayanışma açısından da ben etkileyici buluyorum. Berlin Filarmoni Orkestrası'na üye olunca bir ay boyunca arşivlerini ücretsiz izleyebiliyoruz, dinleyebiliyoruz. Bunun dışında Chicago Sanat Enstitüsü mesela yüksek çözünürlü bir halde 50 bin tane sanat eserini web sitesinde bir tur şeklinde açmış. Oradan girip daha önce hikayelerini okuduğumuz resimleri yanlarında uzun açıklamalarıyla birlikte bakabiliyoruz. Bunun dışında birçok yayın evi birkaç günlüğüne kitapların PDF versiyonlarını açmaya başladı. Online uygulamalar, kitap uygulamaları, öykü uygulamaları, Trendeki Yabancı gibi onlar bir şekilde üyeliklerini belli bir süreyle ücretsiz yaptı. Bu süreçten evde nasıl vakit geçireceğimiz denerken ve işte kampanyaları gördükçe oradan atlayarak bir anda acayip geliştirmiş kendimizi, kültürlenmiş, bilgilenmiş, aydınlanmış bir halde de bulabiliriz sürpriz bir şekilde. Bunun şu açıdan da önemi var. Bu online etkinliklere, kültür sanat etkinliklerini ve zaman geçirici şeyleri takip etmenin şu açıdan da önemi var. Bu dönemde çok fazla habere, yani bu pandemiyle, bu salgınla ilgili haberlere maruz kalmak insanların psikolojisini ciddi anlamda bozabilir. En son Türk Psikiyatri Derneği'nin bir açıklamasında okudum. Yani medya yayınlarına maruz
çok fazla maruz kalmamaya dikkat edin diye özellikle uyarıyorlardı. Çünkü evde boş olduğumuz için sürekli Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın akışlarını tarayarak sürekli haber alma ihtiyacı hissedebiliriz. Ama bu bir süre sonra bizi çok daha fazla rahatsız etmeye başlayabilir. İşte sürekli vaka sayısına bakmak, hayatını kaybedenlerin sayısına bakmak. O yüzden bu vakti iyi değerlendirmek zorundayız. Hazır kitaplığın yanındayken Stefan Zweig'ın Dünün Dünyası kitabında daha 1930'larda tespit ettiği bir şeyi bir paragrafı kısaca okumak istiyorum. Bizim bizden önceki kuşaklarda olduğu gibi sıvışma ya da kenara çekilme olanağımız yoktu. Eş zamanlılığın yeniden düzenlemesi sayesinde sürekli zamanın içerisinde olduk. Bombalar Şangay'ı yerle bir mi itti? Avrupa'daki oturma odamızda daha yaralılar evden çıkarılmadan haberimiz oldu bundan. Denizin binlerce mil uzağında olup bitenler anında gözümüze sokuldu. Sürekli karşı karşıya kaldığımız bilgilendirilme ya da olayların içine dahil edilme olgusuna karşı korumasız, çaresizdik. Ne kaçabileceğimiz bir ülke vardı ne de sükunete kavuşma olanağı. Zweig bunu 1930'lu yıllarda söylüyor. Yani daha henüz internet yok, sosyal medya yok, televizyon bile yok, radyo yayınları ve gazete, telgraftan kısıtlı iletişim olanağından yola çıkarak bunları söylüyor. Biz şu anda çok daha fazlasına sahibiz. Sosyal medyadan anında her şey üzerimize geliyor. Bir vaka olduğunda direkt üstümüze geliyor. Ve bunu sürekli takip etmek gerçekten çok rahatsız edici. Evet, habersiz kalmamamız önemli. Arada habere bakacağız ama bütün günde haber takip etmememiz gerekiyor. Ya ben bu arada söze başlamadan önce işte evden çekimin rahatlığı, üşüdüm üstüme bir kaldım geldim. Üşütmememiz lazım bu sıralar. Böyle rahat rahat üstümüzü değiştiriyoruz. Arada işte iki lokma atıyoruz falan ağzımıza. Güzel, fena değilmiş bu açıdan. Ben biraz beğenmeye başladım bu fikri. Yani bu, evet, sürekli haberlere maruz kalmayalım. Kendimizi işte Twitter'da sürekli sayfayı aşağıya çekerken ya da televizyonda kanaldan kanala zaplarken bulmayalım ama sanki iletişim tarafına da doğru bilgiyi tane tane ve gerçekten kural koyucu otoriteler tarafından yaşların da takip ettiği mecralarda belki daha altı çizerek mi verilmeliydi diye düşünüyorum. Çünkü tüm ülke bir olduk, yaşları evde tutmaya çalışıyoruz. İnsanlar işte annesine babasına işte sitemler ediyor, kendileriyle ilgili duygu sömürüsü yapıyor, lütfen evden çıkmayın, ama bir şekilde tutamıyoruz yani evde. Neden artık en son aşamada belediyeler kalkıp yaşlılar dışarı çıkmasın diye bankları yerinden sökmek zorunda kalsınlar? En son işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir otobüslerin, toplu taşımanın kullanım grafiği ortaya çıkardı. 65 yaş üstünde çok sabit bir grafik var. Çok hafif bir dalgalanma var. Ama iletişim araçlarını kullandığını düşündüğüm genç nesil, öğrenci kartları ve normal kullanımlar inanılmaz bir şekilde aşağıya doğru iniyor. Yani insanlar toplu taşımdan çıkıp evde kalmaya, daha az mobil olmaya dikkat ediyorlar. Ama yaşlılara bu havadis gitmemiş gibi görünüyor. Hatta Konya Büyükşehir Belediyesi yaşlıların ulaşım kartlarını, yani bedava ücretsiz ulaşım kartlarını 65 yaş üstünün geçici olarak durdurmuş. Çünkü aynı veriler muhtemelen onlarda da var. Yaşlıların hala bu uyarıları dinlemeden ya da duymadan sokağa çıktıkları ile ilgili. Demek ki burada o zaman bir iletişim eksikliği var. Evet, birçok insan kendini izole etti, evlerine kapandı. Ama yaşlılar bunu önemsemiyorsa ya sosyal medya kullanımlarının az olmasından ötürü hadisenin büyüklüğünü görememelerinden ya da umursamamalarından kaynaklanıyordur. O zaman demek ki kamusal otoritenin bir iletişim kampanyası, düzenli ve istikrarlı bir iletişim kampanyası yapması lazım. Televizyondan kamu spotları mı arttırılır? Haberlerdeki vurgu mu arttırılır? Yoksa tek tek evlere telefon mu açılıra kadar varan birçok şey yapılabilir. Mesela şunu duydum, yurt dışından gelenler evde telefon ederek tek tek kontrol ediliyormuş. İşte yurt dışından geldiğiniz 3 gün oldu, dışarı çıkmıyorsunuz değil mi falan gibi, daha önce yurt dışından gelenler için. Bu yaşlılar için de, yaşlı insanların eğer iletişim bilgileri varsa tek tek konuşarak ikna etmeye kadar varmalı bence iletişim. Alexander Duma yaşlılıkta kolay heyecanlanılmaz demişti. Yaşlıların bu sokağa çıkma heyecanı, hayatı böyle bir süreçte yeniden kucaklama heyecanı gerçekten çok
ilginç, çok heyecan verici bir anda. Biz onları gerçekten evde kalmaya çoktan razı insanlar olarak biliyorduk ve şu an şey de çok acı bence. Belli bir yaş sınıfına nesiller yeniden sınıflandırılıyorken, artık orta yaşın kapsamı artmışken, şimdi yeniden yaşlılar diye bir kavram ortaya çıktı ve her gün yaşlı diye bir şeyden bahsediyoruz. Aslında herkes hissettiği yaşta, bizim ülkemizin sene olarak tecrübesi yaşlı kapsamına giren kitlenin kalbi demek ki çok hızlı atıyormuş, çok daha heyecanlı atıyormuş hala. Şimdi tabii bu yaşlıların bu kadar rahat olmasının da altında yatan, özellikle kamuoyunun bazı kesimlerinin bu kadar rahat olmasının da altında yatan aslında bu salgının kendini göstere göstere gelmesi, hazırlanmak için bazı ülkelere süre vermesi ama bunu kamuoyunun yeterince ciddiye almaması yüzünden oldu. Bu da neden oldu? Televizyonlarda gece gündüz bazı uzmanlar çıktı. Bunun büyütülmeyecek bir şey olduğundan, önemsizliğinden bahsettiler. Kimisi çeşitli yiyecekler tavsiye etti. Ben önce bir video izletmek istiyorum. O videoyu izlettikten sonra tekrar devam edeceğim. Çin'de görülen ve bugüne kadar birkaç yüz kişinin hastalanması ve 6 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınının her sene bugünlerde görülen solunum yolları enfeksiyonlarından farklı bir tablo olmadığını yazmıştım. Bu salgının ekonomik ve siyasi sebeplerle bir korku ticaretine alet edilmesinin de kuvvetle muhtemel olduğunu bildirmiştim. Nitekim bugün Çin borsasında düşüşler olduğu açıklandı. Amerika'nın ünlü CDC kurumu Çin'e seyahatlerde alarm seviyesini birden ikiye yükseltti ve Amerika'da aşı çalışmalarına başlandığı bildirildi. Ben demiştim. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta, bir göğüs hastalıkları uzmanı, bu videoyu 22 Ocak tarihinde, 22 Ocak 2020 tarihinde çekmiş ve kendi Instagram hesabına koymuş. O günlerde çıktı, yayınlarda da bu görüşlerini tekrarlamış. Diyor ki işte bu her sene görülen, her sene bu mevsimde görülen soğuk algınlığı enfeksiyonlarından farklı değildir. Solunum yolu rahatsızlıklarından farklı değildir. Bunu işte yaza doğru azalır diyen, çok da önemsemeyen, Çin'e karşı ekonomik bir ambargonun yolunu açtığını, bir şey olduğunu söyleyen, ekonomik taraflarına değinen bir konuşma. Yani bir tıp uzmanı çıkıp ekonomiden bahsediyor. Bunun önemsenmemesi gerektiğinden bahsediyor. Ve bu tıp uzmanı şu anda bile, yani geçen cuma bile bir televizyon ekranında hala bugünkü duruma göre tavsiyelerde bulunuyordu. Şimdi bu büyük bir problem. Bunun arkasından Canan Karatay çıktı. Profesör Doktor Canan Karatay. O da bir kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı. O da Kahramanmaraş'ta katıldığı bir etkinlikte, oranın paça çorbası meşhurmuş. İşte bütün virüslere, koronavirüsüne karşı da paça çorbası iyi gelir, önler gibi açıklamalar yapmış. Bu Çin'den yaklaşmakta olan virüsün ne kadar tehlikeli olduğuna dair kamuoyunu yanıltmaya devam etmiş. Bunun arkasından Oytun Erbaş diye bir doçent, doktor hemen hemen bütün televizyon kanallarını, birçok haber kanalını gezdi, tek tek gezdi ve bazı şeylerden bahsetti. Özellikle bizim genlerimizin bu virüsü kabul etmeyeceğinden falan bahsetti. Ve bunları hep beraber dinledik ve kamuoyu bir rahatlama yaşadı. Bu rahatlamayla birlikte bu uzman kisvesinde uzman olduğu iddiasındaki insanların yarattığı rahatlamayla birlikte yaşlıların dışarıda olmasına da çok önemsememesine aslında biraz şaşırmamak gerekiyor. Ama önlemek lazım. O nasıl yapılacak? İşte o da iletişimcilere düşüyor büyük bir şeyle. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmezse. Burada aslında iletişimcilerle birlikte, medya organlarıyla birlikte bir görev de kamu kurumlarına düşüyor. Sonuçta bu ülkede ben her ne kadar şahsen gereksiz olduğunu, fuzuli olduğunu, laik sisteme uygun olmadığını düşünsem de devlet tarafından bütçesi sağlanan bir Diyanet kurumu var. Ve Diyanet'in bu konuda biraz geç kaldığını düşünüyorum. Bu cuma camilerden cumayı evde kılınmasına yönelik bir çağrı yapıldı. Ama onun öncesine kadar vaazlar devam etti. Ve dün insanlarda şöyle bir yanlış anlaşılma oldu. Sanki bu muhalif bir tavırmış, işte camileri bir muhalefet sebebiyle kapatılmışçasına insanlar
kimse bizim cumamızı yasaklayamaz deyip bazı şehirlerde camilerin kapılarını zorladılar cumayı kılabilmek için. Çok daha önce Diyanet temkinli konuşmaya başlayıp kendi tabanını, kendi kitlesini bu konuda bilinçlendirebilirdi aslında. Camilerde en kalabalık, en kitlesel yerler cuma günleri diye düşünüyorum. İşte Diyanet örneğinde de gördüğümüz bu olay aslında olaya önleyici gözle bakmamaktan kaynaklanıyor. Sanki ilk vakanın oluşması beklenmiş, ondan sonra adının konulması beklenmiş, ondan sonra harekete geçilmiş gibi bir görüntü oluşuyor. Medya da bunu yaptı. Medya da bunu yaptı. Hiçbir şekilde önleyici olarak bakmadı olaya. Hep dünyanın başka bir yerinde başkalarını ilgilendiren bir konuymuş gibi yaklaşıldı ve Türkiye kamuoyu hep rahatlatılmaya çalışıldı. Bakın önleyici gazetecilik diye bir şey vardır. Önleyici gazetecilik İşte Michael J. O'Neill 1985'te yaptığı bir konuşmada adını koymuştur. Önleyici gazetecilik olay gerçekleştikten sonra olay yerine gidip çekim yapmak, olay yerine gidip olayın haberini yapmaktan daha fazlasını içerir. Yani daha öncesinde olayın olabileceğini öngörüp bunu önleyebilecek gazetecilik çabalarına önleyici gazetecilik deniyor. İşte Türkiye'de bu yapılmadı. Türkiye'de genellikle rahatlatmak üzerine bir konu yapıldı ve hala da öyle devam ediliyor. Hala da önlemek adına bir şey düşünülmüyor. İşte geçen hafta CNN Türk'te koronavirüs bilim kurulu üyesi, işin uzmanı, enfeksiyon uzmanı Profesör Doktor Ateş Kara konuktu. Ateş Kara'nın yanına, Ateş Kara çok bilinmediği için yanına hemen konuyla direkt alakası olmayan Canan Karatay oturtulmuş. O da profesör ama bu konunun uzmanı değil. Bu konuyla ilgili verebileceği daha fazla bir şey yok. Buna rağmen neden bu yapılıyor? Çünkü Ateş Kara çok bilinmediği, reytingi olmadığı düşünülüyor. Yanına Canan Karatay konuluyor ki programa izleyici çeksin. Böyle bir kaygı, işte böyle bir kaygı olunca da önleyici gazetecilik yapılamıyor. Bunu medya böyle yapmıyor. Diğer kurumlar da aynı şekilde hareket etmeyince olaylar katlanarak büyümeye başlıyor maalesef. Baktık burada kamu kurumları yeterli gelmiyor ya da medya yeterince bu işi net söylemiyor. Bir de böyle balkonlardan vatandaşın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği çok güzel örnekler çıkmaya başladı. Birebir iletişim belki medyadan çok daha etkili olabilir bu süreçte. Bir de o örneği paylaşmak istedim. Ya yaşlılar! Yaşlılar! Evinize girin! Yaşlılar! Evinize girin! Ya yaşlılar! Yaşlılar! Evinize girin! Yaşlılar! Evet, güzel bir örnekti. Ama bugünleri evinde geçiren, evinin sıcaklığında, huzurunda geçiren insanlar olduğu gibi bir yandan da bugünlerde çalışmak zorunda olan insanlar var. Bunların büyük bir kısmı da sağlık sektöründe, sağlık alanında sağlıkçılar dediğimiz işte doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, hastanedeki görevliler çalışmak zorunda. Aynı zamanda gıda sektöründeki pek çok dalda çalışmak zorunda. Çalışanlar çalışmaya devam ediyorlar, marketlerdekiler. Bu insanlar için ama özellikle sağlıkçılar için bir eylem başladı. Her akşam saat 21'de çıkıp balkona alkışlama ve onlara moral verme eylemi. Birçok tartışmalara da neden oldu bu. Neden bunun nesi tartışılıyor çok anlamıyorum ama yani bu zor süreçte görev yapan sağlıkçılara moral vermenin insanları neden rahatsız ettiği gerçekten çok ilginç bir soru. Çünkü yandaş medyada öyle bazı şeyler bulduk. İşte bu alkış eylemleri bir yerlere gider gibi yazılar yazıldı. Haşmet Babaoğlu bir yazı yazdı işte bunun sonu iyi değil falan gibi ama Haşmet Babaoğlu bu yazıyı yazdıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da balkona pencereye çıkarak bu eyleme katıldı. Acaba şu anda bu ne olacak? Bu hareketi gördükten sonra ne yapacak onu da merak ediyorum. Ne yapacağı mı var hesabı kilitledi şu an sosyal medya hesaplarını kilitledi. Herkes de şeyin hakkını veriyor yani bu sistemde bir şeye muhalefet etmeden önce yani muhalefete muhalefet etmeden önce iktidarın yanında durmadan önce bir iki gece yatıp beklemek lazım nasıl tavır alacaklar diye. Bu da böyle bir ders oldu kendisine bir kez daha. Yani evet gerçekten inanılmaz performanslar izliyoruz sosyal medyada ve çok ciddi seyirci topluyorlar ve bu çok sayıda insanın evde olduğunu ve bu etkinlikleri takip edebildiğini gösteriyor. Bir yandan da dışarıda
işte alkış konusunda o yüzden girmiştik ya, alkışla destek vermeye sağlık çalışanlarına diye. Ama sağlık çalışanlarından farklı sektörlerde de dışarıda çalışmak zorunda olan ya da çalışmaya zorlanan kesimler var. O yüzden sosyal medyada çok değerli bir çalışma başlatıldı. Hashtag şu an çalıştığım koşul. Bazı insanlara bu hashtag'e çalışma koşullarını gösteren bilgiler, fotoğraflar, görseller atabilecekleri söylendi ve bir kampanya başladı. Yani insanlar eğer bu salgın ortamında, pandemi ortamında riskli bir şekilde çalıştırılıyorsa bunu sosyal medyadan hashtag şu an çalıştığım koşul hashtag ile geçebilirler, görselleri atabilirler ve bu konuda bir kamuoyunda bir duyarlılık oluşabilir. Sosyal medya, geçmişteki programlarda da çok konuşmuştuk. Bu tarz kampanyalarda ciddi ses getirme şansı var. Çünkü bir gerçekten yapılması gereken işler var ama bir de zorunlu olmadığı halde bir arada çalışmaya zorlananlar var. Onlara da gerçekten dikkat etmemiz ve onları da sık sık gündeme getirmemiz gerekiyor. Aslında burada izlediğimiz birçok görüntü belki de sadece koronayla ilgili ve sınırlı değil. Türkiye'de çalışma hayatının işçiler açısından nasıl bir iş güvenliğine sahip olduğunu görmemiz açısından da önemli. Ve buradan sonra da bu koşulların tamamının daha insani hale evrilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Koronayla ilgili de Dr. Bahar Eriş'te gördüğüm çok güzel bir bilgilendirme var. The Atlantic'ten almış o da, Türkçeleştirmiş. Bu pandeminin böyle hızlı bir şekilde yayılmasını diyor, farklı dürtüler öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi cehalet. Gerçekten insanların konuyu ne kadar hızlı yayılabileceğini, üstel artışın ne olduğunu, bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamamaya direnmesi, anlamıyor olması. İkincisi diyor bencillik. Yani bana bir şey olmaz hissi baskın çıkıyor insanlara. Nasıl olsa bana bir şey olmaz. Benden de işte binde bir ihtimal birine geçecek diye hayatımı kısıtlayamam diye düşünüyor. Ama üçüncüsü çok ilginç bir yaklaşım bence. Uzaktan olana duyarsızlık diyor. Uzaktan olana duyarsızlığı şöyle anlatmış. Mesela bir göl düşünün diyor. O göle bir kız çocuğu düşüyor. Üzerinizdeki tişörtün yeni olduğunu ve kaça aldığınızı umursamadan, ıslanacağını düşünmeden kendinizi göle atar, o kız çocuğunu kurtarırsınız. Ama birisi size dese ki bu tişörtü almak yerine o parayı şuraya bağışla çünkü uzakta bir kız çocuğunun çok acil bu paraya ihtiyacı var. O zaman diyor insanlar aynı hızlı davranışı düşünmeden göstermiyorlar. Tişört aynı tişört, bedel aynı bedel, maliyet düşük. Alınacak aksiyon diğeri kadar zor bile değil, sadece bir bağış. Ama uzakta olduğu için o anki hayati duruma empati yapamıyorlar diyor. Bir dördüncüsü de ahlaki acemilik diye açıklamış. Mesela Princeton Üniversitesi'nde de korona süresince partiler devam etmiş öğrenci yurtlarında. Bu çocuklar diyor yani çok dünyanın en iyi üniversitelerinden birisini kazanmış. Bilgi seviyesi, zeka seviyesi yerine çocuklar ve nasıl partileyebiliyorlar? Bunda şöyle açıklıyor. Mesela diyor elinize silah alıp birini öldürmeniz istense hayır bu bir şiddet davranışıdır. İnsan zarar veren hiçbir eylemi yapmayacağım diye reddedebilirsiniz. Ancak diyor yüz yüze kalmadığı bir cinayet, yüz yüze kalmadığı bir ölüm bir parçası ona bir dahil olabilecekmiş gibi, onun bir parçası olabilecekmiş gibi hissettirmiyor. Bu ahlaki bir acemilik, yaşanmamış, tecrübe edilmemiş bir şey olduğu için. Burada daha önce bahsettiğim Susan Sontag'ın şu bilgisi aklıma geliyor. Hiç kimsenin şiddet pornografisinden bahsetmeye lüksü yoktur savaş anlarında. Eğer ki siz savaşa ses çıkarmıyor, karşıda duramıyorsanız kusura bakmayın bu şiddetle insanlar yüzleşiyorken siz de fotoğraflarıyla yüzleşeceksiniz diyordu. Eğer bunu anlamanızın tek yolu buysa bununla yüzleşeceksiniz. O yüzden belki de iletişimin bir sonraki aşaması biraz daha insanları ne kadar ağır kayıpların olduğuna, bu ölümlerin ne kadar acı verici olduğuna, geride kalanların ne kadar yıprandığına dair empatiye sevk edecek içerikler de sürülebilir diye düşünüyorum. Birçok insan buna manen bizi çökertir diyecektir ama manen çöküş bence insan hayatından daha az önemli şu durumda. Bu son söylediğin şunu aklıma getirdi. Biz İtalya'daki koronavirüs vakalarının ilkini, yani koronavirüs İtalya'da neye yol açtığını ilk olarak balkonlardan şarkı söyleyen insanlar videosu olarak gördük. Yani insanlar balkonlardan birbirlerine şarkı söylüyor, birbirlerine moral veriyorlardı. Ve
sanki bir değişik bir festival havasıymış gibi. Oysa o sırada binlerce insan da hastanelerde ölüyordu. Yapayalnız ölüyor ve yapayalnız gömülüyordu. Ama biz olaya öyle bir sosyal medyanın fokuslandığı bir alandan baktık ki sanki biraz birkaç gün evimize kapanacağız. Ondan sonra hayat olduğu gibi devam edecek şeklinde aslında büyük bir olayla karşı karşıyayız ve evde kalmamız, zorunlu olmadığımız müddetçe, zorlanmadığımız müddetçe evde kalmamız çok önemli. İşte evde kalırken de neler yapacağımız üzerine bugün sıklıkla konuştuk. Nasıl vakit geçirilebileceğiyle ilgili. Ama bir yandan da bunun bazı insanların çok büyük acılar çektiğini ve eğer biz sorumluluk almazsak daha fazla insanın acılar çekebileceğinin de farkında olmamız lazım. Bir de eklemek istediğim bir konu daha var. İnsanlar şu anda bir çaresizlik içerisinde bir şeyler arıyorlar. Bir takım çözüm yolları arıyorlar. İşte WhatsApp'ta bazı ses kayıtları dolaşıyor. İşte şu iyi gelirmiş, bu iyi gelirmiş, kırmızı pancar iyi gelir, şu gelir gibi bir takım uydurma şeyler. Kimisi diyor işte zerdeçal, kimisi diyor zerdeçal olmaz. O sırada da bir takım fırsatçı durumlar ortaya çıkıyor. Bir tanesi işte magazin ünlülerinin Seda Sayan, Ebru Akel, Seray Sever gibi, Şeyma Subaşı gibi ünlüler, magazin basınında yakın olduğu ünlüler bir takviye edici gıdadan bahseden reklamlar yapıyorlar kendi sosyal medya kanallarından. Fakat daha sonra bu ürünün aslında Tarım Bakanlığı'nın takviye edici gıda onaylanmış takviye edici gıda listesinde yer almadığı ortaya çıkıyor. Yani aslında henüz bakanlık tarafından onaylanmamış bir takviye edici gıdayı sanki koronavirüse iyi gelecekmiş gibi, koronavirüse karşı bir önleyici etkisi olacakmış gibi bir pazarlama yoluyla anlatıyorlar. İşte burada bir yasal boşluk var bence. Böyle bir reklamı insanların yapamıyor olması lazım. Ya da yapıyorlarsa da en az o reklamdan aldıklarından daha fazla olacak şekilde bir ceza, para cezası almaları gerekiyor. Çünkü bu çok büyük bir sorumsuzluk. Hem insanlara umut vermek bir sorumsuzluk, hem insanları yanlış yönlendirmek bir sorumsuzluk. Hem de böyle bir henüz bakanlık bile onayı almamış bir ürünü tanıtmak için insanların kendilerine olanı güvenlerini kullanmak bence çok ayıp ve sorumsuzca bir davranış olarak görüyorum. Bu hafta pek çok konuyu işledik. Tabii ki elimizden geldiği kadar işledik. Çünkü ikimiz de uzakta kendi evimizden birbirimize pas atarak işlemeye çalıştık. Umarım önümüzdeki haftalarda tekrar alıştığımız şartlardan program yapar hale gelebiliriz. Ve umarım bu günleri hızlıca atlatırız dileklerimle. Sözü Ayşen'e bırakıyorum. Evet, önümüzdeki hafta kim bilir nereden, hangi koşullarda nasıl bir yayın yapacağız. Ama en kötü ihtimal böyle bir çözüm bulduk diye umut ediyorum. Çalışır mı çalışmaz mı, ben de ekranda izlemek için çok heyecanlıyım. Bu bir önceki kötü örnekten sonra ben kapanışta sinema ekranlarından, Hollywood'dan tanıdığımız ünlülerin insanlara moral vermek için çektikleri John Lennon'ın Imagine parçasını paylaşayım istiyorum. Çünkü hepsi evden ve izolasyondan yayın yapmışlar, çekmişler. Bu arada bu yaşadığımız süreci büyük izolasyon deniyor. Bence çok güzel bir tanım. Ama videoyu ilk izlediğimde şunu gördüm. Sosyal hayata karışmamak, insanların içine dahil olmamak insanda inanılmaz bir derbederlik hissi getiriyor. Pijamalar üzerimize yapışıyor. Bazen insanın saçını taramak bile manasız geliyor. Biraz daha dik durabilmek için evde en azından ara ara kotlarımızı giymek. Bugün yayın sayesinde mesela ben bir makyaj yaptım, bana çok iyi geldi. Bu tip şeylerle biraz daha evin içinde de olsak yaşama dair bir şeyler yapabiliriz. Videoyu izlerken ben moral mi bulayım? Yoksa bu derbederliğe mi takılıp kalayım, onu bilemedim. Biraz kendimi bu videodakiler gibi hissediyorum evde yayın yaparken. Ama dilerim önümüzdeki hafta hepimiz çok daha iyi oluruz. Sağ kalın, selamet kalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Yeah. Imagine there is no clouds.
answers, yeah. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living for today. Oh. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us. And the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed and hunger. Brotherhood of man. Sharing all the world. You. They say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one.